Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar. Bu hafta başı böyle hızlı birkaç gün aslında sizi bekliyor. Özellikle böyle bağlı olduğunuz çevrelerden ve arkadaşlardan alacağınız davetler, organizasyonlar, işte teklifler. Bunlar fazla olabilir. Ev almak veya satmak gibi amaçlarınız için ay tutulması hafta başından itibaren çok fazlasıyla etkili. Hatta gelecek hafta da etkisini bir hayli sürdürecek. Tadilatlarınızı tamamlamanızda, işte fırsatları değerlendirmenizde bunlar inanın bana çok mümkün. Bu dönemde sorumluluklar daha da bir dikkat çekici olabilir hayatınızda. Dikkatinizi çekecek koşullarınız oluşabilir. Özellikle iş hayatındaki konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesleki konularda yapabileceğiniz çok şey söz konusu. Bu hafta çoğunuz, yani hepiniz demesem, diyemesem de çoğunuz başarı veya kişisel ya da mesleki yaşamınızda gerçek başarıyı elde edebileceğiniz oldukça önemli ve ihtiyatlı bir karar vereceksiniz. Bir karar aşamasındasınız. Artık önemli projelerinizi veya fikirlerinizi gerçekleştirmek için yeni şanslar edineceksiniz. Haftanın ilk günlerinde işte parasal konularda İlerleme sağlamak çok fazla zor olmayacak sizin hayatınızda. Bir kere Şubat başında iş alanlarınızda böyle abartılı, ne bileyim şanslı, iyimser adımlar atabilir. Abartmadan yolunuza ilerleyebilir. Karşınıza gelecek olan bazı aksiliklere ters tepkilerden kaçınabilirsiniz mesela. Çünkü bu güzel imkanlar karşınıza çıktığında aksilikler de karşınıza çıkacaktır. Ama önemli olan burada sizin duruşunuz, verdiğiniz tepkiler. 31'indeki ay tutulması bir yandan da hani evinize, aileye ve yerleşime ait konularda duygusal açıdan bakmanız gerektiğini anlatıyor size çünkü. Babanızı ilgilendiren bir gündem de olabilir. Bir erkek figürü, bir otorite figürüyle alakalı bir gündeminiz olabilir. Bu babanız olabilir veya otorite gördüğünüz bir başka kişi de olabilir. Bu dönemde iş hayatında özellikle finansal uğraşlar içerisinde hızlı karar vermeniz gerekecek. Perşembe içinizden gelen böyle bir ses olabilir. Bu ses size yenilik yap, yenilik yap diyebilir. Siz de yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Ortaya çıkan sonucu beğeneceksiniz. O yüzden içinizden gelen o sese kulak verin. Cuma günü itibarıyla önemli sorunların kaynağına inmek ve ortaklaşa parasal konularda beklenmedik yardımlar almak için de çok uygun, inanın bana. Bir yandan da böyle artık yalnız olmayı seveceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Böyle etrafımda bir sürü insan olsun değil de tek başınıza olmayı, kendinizi dinlemeyi, böyle kendiniz için kararlar almayı çok seveceksiniz. Zaman zaman pilinizi şarj etmek için yalnızlıktan yükselen ay burcu Başak olanlar. Şimdi sevgili Başaklar, bu hafta başı kendi işlerinizin yanı sıra sevdiğiniz veya hayatınızı paylaştığınız insanın işleri ve olayları da aslında sizin gündeminizde biraz olacak gibi geliyor bana. Bir yandan da özel hayatınıza böyle tembel ve romantik etkiler altında olmanız daha büyük olasılıkların içerisinde. Kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için aklınıza gelmeyen bir fırsat karşınıza çıkacak. Ne kadar güzel haberler bunlar. Bence gerçekten not alıp değerlendirmek gerekiyor. Belki biraz inançlarınızı da değiştireceksiniz. Bu hafta çok önemli kararlar alabilir veya toplantılarınıza çok önemli belirleyicilerden biri olabilir. Bir şeyler duyabilirsiniz ve toplantıda evet ya harika bunu duyma ihtiyacım vardı diyebilirsiniz. Ve bu hafta sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız şimdi böyle hayatınıza yeni bir şey başlatmak için çok heveslidir diye düşünüyorum. Çünkü sevgili Başaklar'da yeni bir şeyler var, yeni bir başlangıçlar var. Bu sizin dikkatinizi belirleyen eylemler, olaylar tamamıyla odağınızı oluşturacak çünkü. Gruplar, teknik çalışmalar, bütün bunlar olduğu kadar beraber çalıştığınız kişiler de sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Böyle yoğun bir dönemde de tabii ki ne yapacağız?
sağlığımıza dikkat edeceğiz. Şubat'ın başında çok güzel para şansları sizi riskli adımlara itebilir. Burada önemli olan başında söyledik ya, videonun başında kendinize bazı soruları sormanız önemli. Bunun için gerçekten kararlı mısınız? Veya sizin bu riske girmenizi kim söylüyor? Siz mi yoksa dışarıdan mı etki alıyorsunuz? Dedik ya, bu hafta oldukça riskli. İşte bu hafta ortasında da aşırı iyimserlik ve farklı davranışlarla risk almayı seveceksiniz ve girişeceğiniz riskler sonucunda da güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Tabii riske girerken çok abartmadan yolunuza ilerleyin. Bu arada sağlık ve iş alanında da yanlış tavırlar sergileyebilirsiniz. Bu da ruh sağlığınızı nasıl olumsuz etkileyeceğini siz düşünün. Ki zaten bunu fark edeceksiniz. Mesela yogaya başlamak için bu hafta oldukça uygun. Sadece yoga değil, yoga, meditasyon, I Ching gibi, I Ching ve Qigong'u hep karıştırıyorum. I Ching değil, Qigong gibi meditatif etkiler, meditatif çalışmalar size çok iyi gelebilir. Elindeki ay tutulması sizi ruhsal açıdan ilgilendirebilecek değişikliklere, uyanışlara, aslında tamamıyla bunlara dikkat çekiyor. Ancak bir yandan da böyle fedakarlık göstermek de söz konusu. Biraz fedakarlıklar yapacaksınız ki zaten elinizden gelen fedakarlığı yaptığınızı biliyorum. Bu dönemde çalışma hayatınız ve kişisel düzeninize ait konulara, bedeninize çok daha fazla özen göstermelisiniz. Geleceğiniz için çok cesur planlar yapabilirsiniz bu dönemde. Yanlış yöne gidebilecekken biri tarafından uyarılabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Yeryüzü işaretlerini okumak böyle bir şeydir. Girişimci yönünüz ağır basacak çünkü. Ortaklaşa girişimlerinizden elde edilebilecek gelirler anlamında da çok önemli etkilere merhaba diyorsunuz sevgili başaklar. Bir yandan da tahsil edemediğiniz bir alacağınız varsa size müjde, alabilirsiniz. Perşembe'de sürpriz bir gelir kazanarak çok sevineceksiniz. Pazar günü de aşk ve çocuklarla ilgili alanda bir gerçeği fark ederek keyifleneceksiniz. Yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar, iletişime dayalı işlerini olanlar çok kolay dağılmaya çok yatkın olabilirler bu hafta. Borçların sona ereceği bir fırsat bulmak, kredi almak, ekstra gelir kazanmak, beklenen işlerin ödemelerini almak gibi alternatifler aslında ay tutulması sayesinde kavuşacaksınız. Böyle imkanlarda zorlandığınız, sıkıldığınız, darlandığınız durumlar varsa çok da fazla panik yapmayın derim aslında. Böyle güzel alternatifler bulabileceksiniz çünkü bu tutulmanın etkisiyle. Bütün hafta tutulmanın etkisindesiniz. Sizde de Güneş ve Venüs özellikle işle, parayla ilgili gelişmelerin daha dikkat çekici olacağını, daha önemli olacağını ve bu alanlarda böyle daha çok şey yapabileceğinizi gösteriyor. Bu hafta özellikle turizm alanında çalışan oğlaklar için başarı söz konusu olabilir. Haftanın ilk günlerinde iş ortamındaki hareketlilik sizi biraz böyle meşgul edecek, kafanızın dağılmasını da sağlayacak. Belki odaklandığınız konunun farkına varmanızı ya da ya evet bu da pek de aslında önemli değil demenizi de sağlayacak olabilir. Şubat ayında birçok kola ayrılacaksınız. O kadar çok ahtapot gibi olabilirsiniz sevgili oğlaklar. İnanın bana, kişisel adımlara hazırlanırken para kazanma becerilerinize de odaklanacaksınız. Şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkacak. Bunlara odaklanacaksınız. Dedim ya, böyle ahtapot gibi fırsatları kovaladığınız bir dönemin içine giriyorsunuz. Fakat Perşembe özellikle mülk sahibi olmakla ilgili beklenmedik haberlere de sevineceksiniz. Tabii bu pazar günü kendiniz, imajınız hakkındaki de bir fikre ulaşıp tamamen değişime karar verebilirsiniz. Yani hafta sonu, pazar günü sizin değişim zamanınız, kararlarınız olabilir. Mesela bu durumda daha karizmatik olabilirsiniz, daha seksepal olabilirsiniz. Yani karizmanız biraz artacak herhalde. Tabii 31'indeki ay tutulması ortaklaşa bir konuyu aslında anlatıyor. Ortaklaşa bir konunun sizin gücünüzü ortaya koyma konusunda sizi test edebileceğini anlatıyor. Yani ortaklaşa bir konunuz varsa ve bu konudaki sizin bu işi kotarma gücünüz,
başarma gücünüz, arkasında duruş gücünüz, algılama gücünüz tamamıyla bunları ortaya koyma konusunda sizi test edecek, sınayacak. Varsa bazı zafiyetleriniz, bunu toparlamaya çalışın. Gururunuz konusunda daha alçak gönüllü olmalısınız. Genç oğlak kadınları tam anlamıyla son dakikada yeni ay için planladıkları değişiklikleri yapmak zorunda kalacaklar. Ancak inanın bana çok güzel olacak. Bazı planlarınız değişebilir ama inanın bana sonları çok güzel. Venüs Koç burcunda rahat edemez. Rahat etmediğinden de kaynaklı olarak da böyle özellikle çok sabırsız, aceleci davranışlar evinizle ilgili girişeceğiniz bir takım olaylarda sizi zorlayabilir. O yüzden ne yapıyormuşuz? Sabırsız ve aceleci olmuyormuşuz. Bir yandan gayrimenkul işleriyle ilgili konularda da çok aceleci kararlar alabilirsiniz. Hayatınıza acelecilik ve sabırsızlık sizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden daha kararlı, daha yavaş ve sakin olmaya özen gösterin.